Bültenine hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalarda bir tarafta Japonya Merkez Bankası'nın yankıları devam ederken bir diğer tarafta ise içeride başlıkları yakından takip ediyoruz. Vadeli tarafta dalgalı bir seyri takip ederken VIOP 30 işlemlerinde 0.38'lik primlenme söz konusu, 6022 puandan da işlemden geçiyor. Hemen para piyasaları müdürümüz Ebru Usta'ya dönüyoruz. Ebru hoş geldin. Vadeli işlemler tarafında bugün hangi başlıklar fiyatlanıyor, ne dersin bizlere? Bugün borsada pozitif bir açılış yaptık, günün diğer iki günü gibi. VIOP tarafında da %0,43 artışla 6024 puandan başladık güne. Şubat vadeli sözleşme dün 5834-6022 bandında hareket ederek işlem gününü %2,74 yükselişle 6020 seviyesinden kapatmıştı. Şubat vadeli sözleşmede açık pozisyon sayısı 4679 adet azalarak 300532 adede geriledi. Bugünkü işlemlerde bakacak olursak Akbank'ta hafif negatif bir seyir var. Arçelik'te %1'e yakın bir artı. Aselsan'da kayıtlı sermaye tavanının artırılması kap haberi gelmişti. Burada %5'in üzerinde VIOP tarafında bir artış görüyoruz. BİMAŞ'ta yatay bir seyir. Ereğli tarafında yatay. Fortoto'da yatay bir seyir görüyoruz. Halkbank'ta %2,5'luk bir eksi görüyoruz dünkü davadan henüz sonuç çıkmaması nedeniyle. Yükselişlerin VIOP tarafında negatife döndüğünü görebiliriz. İş Bankası tarafında yatay bir seyir var. Kozal tarafında %1'in üzerinde bir yükseliş görüyoruz. Petkim tarafında hafif negatif bir seyir. Sabancı Holding tarafında hafif yukarıda. Sasa tarafında düşüşlerin devam ettiğini görüyoruz. %1,5'luk bugün bir eksi var. TAV Havalimanları eksi tarafta. Tekfen tarafında artıda bir seyir görüyoruz. Türk Telekom'da da hafif pozitif bir seyir görüyoruz Pelin. Çok teşekkür ediyorum Mebru, aktardıkların için diyelim. Evet, bugün de dalgalı bir seyirle karşı karşıya izliyoruz ve VIOP bülteni noktalıyoruz ama yatırım kulübüyle birazdan karşınızdayım. Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalar nezdinde başka farklı başlıklar fiyatlanırken Japonya Merkez Bankası'nın etkileri fiyatlanırken içeride ise pozitif bir havanın hakimiyetini takip ediyoruz. %1,15'lik primlenmeyle birlikte 85 hissenin yukarı yönü, 15 hissenin ise aşağı yönü hareket ettiğini takip ediyoruz. Hemen Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizlerle birlikte. Eda hoş geldin yayınımıza. Pozitif bir hava hakim bugün. Bekler misin devamını? Ne dersin? Merhabalar Pelin, iyi yayınlar diliyorum. Pozitif havanın devamını şimdilik bekleyebiliriz. 5379 puandayız an itibariyle. Hafta başından bu yana yükselişini de sürdürdüğünü gözlemliyorum. Yani geçtiğimiz haftayı tabii ki hatırlayacak olursak 4600 puana kadar bir düşüş görmüştük. Ancak sonrasında özellikle de bu haftaya başlarken 5000 puanların üzerinde bir açılış yapması ve son iki gündür de 5000 puanların üzerinde kapanışını gerçekleştirmesi teknik anlamda yukarı yanda hareketini desteklemeye devam ediyor. 22 günlük ortalaması 5319'lardan geçmekte. Dolayısıyla günün geri kalanında 22 günlük ortalamasının üzerinde hareketini korudukça yukarı yönde eğimini de sürdürmesi beklenebilir. Tabii ki geçtiğimiz haftalarda, özellikle geçtiğimiz günlerde yaşanan volatilitenin bittiğini de söylemiyoruz. Yani evet, şu an için belki yukarı yönde bir İğmenin başladığını, bunun devam edebileceğini ifade etsek bile aslında yılın kalanı açısından hala oynaklığın sürebileceğini de söylemek mümkün. Sonuçta geçtiğimiz yıl %200'e yakın getiri sağlayan Borsa İstanbul için özellikle 2023 yılında bir tedirginlik var. Hani şu anda önümüzdeki hafta itibariyle finansallar başlayacak. Dördüncü çeyrek finansallarını takip ediyor olacağız. Hani dolayısıyla bu bir miktar bahane olacaktır bilanço sezonundan. Hisse ve sektör bazı ayrışmalar gündeme gelebilir. Şu an içinde olumlu bir beklenti hakim piyasada. Dolayısıyla bu durumda en azından Borsa İstanbul'un bilanço sezonunda yükselişini destekleyeceğini düşünüyoruz. Yani en azından yeni bir hikaye yaratacaktır kendisine. Ama asıl tabii ki bilanço sezonu sonrası yeni bir hikaye ihtiyacı olacaktır ki yükselişin devam etmesi açısından. Ama kısa vadeli değerlendirecek olursam, şimdilik yukarı yönde eğimini sürdürecek gibi gözüküyor. Göstergeler de bunu destekliyor. Zaten piyasada
an itibariyle de baktığımız zaman hani Borsa İstanbul nezdinde onu olumsuz etkileyebilecek, aşağı çekebilecek yeni bir gelişmemiz de bulunmuyor. Küresel tarafa nazaran zaten bu istifarişi örneğin küreselde de evet an itibariyle ABD vadelileri artı da dün de ABD borsalarında Dow Jones dışında artılar vardı. Ama yine de biz tamamen kendi iç hikayemizle hareketimizi koruduğumuzu düşünüyorum. Hafta içerisinde tabii ki Davos zirvesi takip ediliyor pazartesiden bu yana. Oradan gelen açıklamalar piyasalar tarafından yakından izlenecektir. Yarın içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Dolayısıyla yarın da gözler saat 2 itibariyle Merkez Bankası'nın kararında olacak. Herhangi bir beklenti bulunmadığı için dolayısıyla merkez kaynaklı bir oynaklığında olması pek fazla öngörülmüyor. Onun dışında da tabii ki hafta içerisinde Fed yetkililerinin konuşmalarını takip ediyor olacağız. Özellikle enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar faiz artışlarını sürdüreceklerini belirtiyorlar. Dolayısıyla bunlar da küresel piyasaların seyrini etkilemeye devam ediyor gibi gözüküyor. Yani toparlayacak olursam Pelin, bugün 5319 destek noktasını aşağıda izleriz. Bu desteğin üzerinde kaldıkça da yukarı yönde eğimini sürdürmesini bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz Eda Karadağ aktardıkların için diyoruz. Evet, Borsa İstanbul'da bugün gong Astor Enerji için çalmıştı. Yerli, Türkiye'nin yerli transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji 11-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen bir talep toplama sürecini tamamladı. Şimdi Borsa İstanbul'a gidiyoruz ve Cemre Nur Karaca'nın yanında Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan var. Cemre, söz size bırakıyorum. Pelin, çok teşekkürler. Senin de bahsettiğin gibi bugün Borsa İstanbul'da gong Astor Enerji için çaldı. Yanımda Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan var. Hoş geldiniz. Hoş öncelikle. Hayırlı uğurlu olsun. Halk arzının detaylarını sizden alalım. Tekrar teşekkür ediyorum. Astor Enerji geçen hafta talep topladık biliyorsunuz. 12-13 Ocak tarihlerinde. Güçlü bir talep geldi halka arzımıza. Yaklaşık 90.5 milyar TL civarında bir talep topladık. Halka arz büyüklüğünün 34.5 katı talep geldi. Burada bizim için sevindirici olan halka arzımıza yurt dışı yatırımcılardan da önemli bir talep gelmesi. Önemli yatırımcılardan yaklaşık 100 milyar TL civarında bir talep geldi. Bu halka arz büyüklüğünün yaklaşık 8 katını oluşturuyor yabancı yatırımcılara ayırdığımız tutarın. %12.5'lik kısmını şu anda yabancı yatırımcılara arz etmiş durumdayız. 2.6 milyar TL halka arzımızın biz önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar yapacağız Astor Enerji olarak. Hangi alanlarda yatırımlar yapacaksınız? Yani biz yatırım yapan bir şirketiz. Yatırımlarımızı sürekli artıran bir şirketiz. 2015'ten beri başladığımız yatırımlarımız, fabrika yatırımlarımızı önemli ölçüde sonuçlandırdık. Biz önümüzdeki dönemde hem ihracat tarafında hem yurt içinde rekabeti artıracak, üretim süreçlerimizi geliştireceğimiz yatırımlara yatırım yapacağız önümüzdeki dönemde. Güneş enerjisi yatırımlarımız olacak. GES yatırımlarımız var. Daha önceki dönemde biz şu anda kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz fabrikamızda. 6.6 megawatt civarında bir güneş enerjisi santralimiz var. Çatı GES'imiz var. Ve bu yılda biz GES yatırımlarımıza devam edeceğiz. Astor şarj markamız var. Elektrikli araçlar şarj istasyonları işine de giriyoruz. Yeni bir iş kolumuzdan bir tanesi. Elektrikli araçlar şarj istasyonları. 2023 yılında o tarafa da önemli bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Halka arz birliğimizin orada ne kadarlık bir yıl sonunda ne kadarlık bir şarj istasyonu elde etmeyi düşünüyorsunuz? Şöyle, biz yatırımlarımızın toplam %40'lık kısmını yatırımlarda değerlendireceğiz halka arz gelirlerimizin. %20'sini işletme sermayesi ihtiyacımızda kullanacağız. %20'lik kısmını da finansal borçlarımızın kapatılmasında kullanacağız. Biz şarj istasyonları tarafına yaklaşık 10 milyon dolar civarında bir yatırım yapmayı planlıyoruz önümüzdeki dönemde. Astor Şarj Türkiye'de yeni gelişen, daha doğrusu dünyada yeni gelişen bir alan, elektrikli araçlar tarafı. Biz o alanda da Türkiye'de güçlü şirketlerden bir tanesinin olmayı hedefliyoruz. Şimdi enerji sektörüne baktığımızda aslında 2022'nin ve 2023'ün ana gündem maddeleri tüm dünyada, sadece evet, Türkiye'de değil. Siz de elektrikli araç tarafına yatırım yapıyorsunuz ama güneş enerjisi tarafı da çok önemli. Orayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl özellikle o tarafta Türkiye'de ne gibi yatırımlar olacak veya olması gerekiyor?
Şöyle sizin vurguladığınız gibi yenilenebilir enerji yatırımları önümüzdeki dönemde artmaya devam edecek. Biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'yla karbon salınımının azaltılmasına yönelik uluslararası alanda tedbirler uygulanıyor. Yenilenebilir enerji bu anlamda önemini her geçen gün artırıyor. EPDK'nın açıklamalarına göre ciddi anlamda 2023 yılında özellikle enerji yatırımlarının artmasını bekliyoruz Türkiye'de. Uluslararası alanda da bu yatırımlar artarak devam ediyor, onu görebiliyoruz. Biz Astor markası olarak dağıtım transformatörleri, güç transformatörleri, orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretiyoruz. Yani elektriğin olduğu her yerde Astor markasını görebilirsiniz. Yani bizim ürünlerimiz kullanılıyor. Dolayısıyla bu enerji yatırımlarındaki artış Astor ürünlerine olan talebi de önümüzdeki süreçte ciddi anlamda artıracak. O anlamda bu yaptığımız yeni yatırımlarla biz önümüzdeki süreçte hem yurt içindeki pazar payımızı artıracağız hem de global bir marka olarak uluslararası alandaki pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Bizim şu anda %5'lik bir pazar payımız var. Toplam satışlarımızın da %20'sini ihracat gelirlerimiz oluşturuyor. Biz Astor markası olarak oradaki pazar payımızı orta vadede %40'ların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Ya aslında enerji sektörü stratejik bir ürün olduğu için biz ihracatımızı daha fazla artırma imkanımız olmasına rağmen iç piyasayı desteklemeyi hedefliyoruz. Ama yeni yatırımlarla ilave kapasitemizle beraber ihracatımıza da önemli katkı sağlayacağımızı umuyoruz. Çok teşekkürler Olcay Bey. Ben evet, Pelin, Borsa İstanbul'dan bizim aktaracaklarımız bu kadar. Söz tekrar sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Cemre Nur Karaca, aktardıklarınız için diyoruz. Evet, buradan ise Yapı Kredi'ye gidiyoruz. Yatırım baş stratejisi Murat Berk bizlerle birlikte. Murat, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, şimdi aslında seninle birlikte epey bir konu başlığı içerisinde konuşacağız ama öncesinde şununla başlamak istiyorum. Gelişmiş ülke hisse senetlerine ve bono piyasalarına baktığım noktada hakikaten tarihlerin en kötü yıllarını geçirdiler. Dolayısıyla içeriye bakıyorum, dönüyorum. Türk hisse senedi piyasalarında ise rallerin yaşandığı, bir o kadar da aslında küresel piyasalar içerisinde de kendini gösteren bir hisse senedi performansı görüldü. %200'lük bir performansla. Dolayısıyla bu ayrışmanın altında ne vardı? Aynı ayrışmayı bu yılda bekler miyiz? Yoksa artık roller değişecek mi? Güzel bir yerden konuya girdim bence. Aslında geçen seneki %100 dolar bazındaki getirin arkasındaki sebep uygulanan makro çerçeve diyebiliriz. Yani negatif reel faizin çok yüksek olması borsayı en önemli adreslerden biri haline getirmişti. Fakat seneye başladığımızdan bu yana, yani yılbaşından bu yana Türkiye'de Türkiye borsası dolar cinsi eksi getirisi olan tek borsa. Bir rol değişimi söz konusu geçen seneden bu yana. En iyi performans gösteren varlıklar geçen sene en kötü gösterenler. Geçen sene en iyi gösterenler, Türkiye burada çarpıcı bir örnek. Bu seneye en kötü başlayanlar. Kripto borsası neredeyse vertikal bir yükseliş gösterdi. Nasdaq epey bir toparladı. DAX geçen sene geride kalanlarından biriydi. Bu sene ilk üçe girdi. Çin ilk üçe girdi performans anlamında. Dolayısıyla bir rol değişimi söz konusu yılbaşından bu yana kadar en azından. Bu sene bizim piyasaların aynı oranda geçen sene gösterdiği performansı beklemenin çok gerçekçi olmadığını düşünüyoruz ve daha iki yönde volatilitenin daha yüksek bir piyasa olmasını bekliyoruz. Bunun arkasına yatan sebeplerden bir tanesi de geçen sene gördüğümüz ciddi negatif reel faiz makasının hem mevduat faizlerinin artıyor olmasından dolayı hem de enflasyonun yıllık bazda düşüyor olmasından dolayı kaynaklanacağını düşünüyoruz. Sebeplerden biri bu olacak. Daha iki yönlü, daha volatil bir piyasa bekliyoruz bizim tarafta. Aslında yani şunu da konuşmak gerekmez mi Murat? Baktığımız zaman içeride gerçekten bir rally var. Bu rally'yi kaçırma korkusu nedeniyle aslında bir FOMO ile birlikte ilerleyen bir yatırımcı kitlesi var. Aynı zamanda bir alternatifsizlik de söz konusu hikayeleriyle birlikte. Bir miktar daha yatırımcının kendisine yol bulduğu bir süreçteydi. Dolayısıyla alternatifsizliğin devam etmesini bekliyor musun? Ve bununla birlikte iyi bir portföy her zaman enflasyon üzerinde getiri sağlayan bir portföy müdür? Türkiye ekonomisi özelinde soruyorum. Ne dersin?
Şimdi şöyle, bir para kazanılacak zamanlar var, bir de paranın muhafaza edileceği zamanlar var. Şu an biraz daha böyle testere yapısı içinde diye tabir edebileceğimiz cinsli bir piyasa göreceğiz. Dolayısıyla enflasyon üzerinde getiri getirmek tabii ki her yatırımcının arzuladığı bir şey, ama borsayı bir mevduatın veyahut da sabit getirili bir enstrümanın, örneğin bir Eurobond'un birebir muadili gibi görmek bence çok doğru değil. Risk yapısı borsanın çok daha farklı yani. Geçen haftaya kadar yılbaşından bu yana getirisi dolar bazında -13, -14'tü mesela. Bu hafta toparladı, -3, -4 yılbaşından bu yana getirisi. Dolayısıyla risk yapısı çok farklı olan enstrümanları aynı sepete koyup bunları karşılaştırmak bence çok çok doğru değil. Risk yapısının farklı olduğunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Peki hal böyle olunca küresel merkez bankalarının da işin içerisinde aslında majör faktör, baş aktör olmasıyla birlikte de dolar endeksini de takip ettik. 2022'de dolar endeksi zirve seviyeye geldi. 115'ten her ne kadar bir dönüş sergilese de aslında bir kez daha varlığını hisse senedi piyasasında olsun, bono piyasasında olsun kendi varlığını göstermiş oldu. Dolayısıyla böyle bir rolün sonuna gelindi mi sence? Şöyle söyleyeyim, dolar geçen sene en iyi varlık, performans gösteren varlık sınıfları arasında MKI ile birlikte yer aldı. Ki bu başlı başına bir anomali gibi gözükebilirdi ama stagflasyonist bir resim içinde çok daha normal değildi. Dolar endeksi bence son bir hamlesini yapacak, son bir yukarı hamlesini yapacak. O özellikle DXY bazında 103'leri geçebilirsek eğer, ben tekrar 110'lara doğru bir yükseliş bekliyorum. Özellikle şu an kritik bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Ben S&P olsun, DAX olsun zirvelerine çok yakınlar. S&P için konuşacak olursak 4100'ün ben aşılamayacağını düşünüyorum bu etapta. DAX için konuşacak olursak orada da bir 15.242 gibi bir yer var hedefleyebileceği, ama ardından düşüşle oranında bir 13.700'ler civarına kadar gerilebileceğini, S&P'nin ise 3800 veya 3700'lere kadar gerileyebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde. Yani Şubat'a kadar ben bir düşüş bekliyorum açıkçası. Şubat sonrası Mart, Nisan gibi bir yükseliş. Ama esas büyük düşüşün doların güçlenmesiyle birlikte yaz aylarında Nisan sonrası Mayıs, Haziran gibi gerçekleşeceğini, onun da çok muhteşem bir alım fırsatı yaratacağını, ama bu alım fırsatının daha çok altın, MTI içinde bakır, gelişmekte olan ülke hisse senetleri, özellikle Çin ve gelişmekte olan ülke bonolarında yaşanacağını düşünüyorum. Peki olası riskler. Yani şimdi 2022'de gerçekten aslında senin de yazında görüyorum spekülatif bir balonun yaratıldığı, varlıkların patladığını söylemişsin 2022'nin özelinde küresel piyasalar açısından. Dolayısıyla 2023'e özel, yani şu anda en azından önümüzdeki süreçte hisse senetleri açısından olası riskler nelerdir, nasıl adlandırsın maddeleri? Şöyle ciddi bir risk görüyorum ve o riskin gerçekleşmesiyle yaz aylarında çok ciddi bir düşüş bekliyorum. Ben o da Amerika'da ve dünyada durgunluk, resesyon fiyatlanmıyor. Şu anki tartışmalar daha ziyade yumuşak bir iniş olur. Enflasyon evet biraz geriliyor. Bu merkez bankalarının durdurduğu faiz artırımlarına çok agresif olmazlar. Yakında bir ara verirler. Fakat şirket kârları da çok olumsuz etkilenmez bu süreçte gibi bir anlayış var. Ben bu anlayışa katılmıyorum açıkçası. Benim görüşüm özellikle Fed'in eğer wage, yani ücret artışlarını 1-3 bandına geriletmek istiyorsa, ki bu konunun üzerinde çok fazla duruyorlar, ekonominin en az %2 reel bazda küçülmesi gerektiğini, bunun da şirket kârlarının %15-20 arası aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an şirket kar beklentilerine baktığımız zaman bu düşüş ihtimalini henüz fiyatlara yansıtmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla da dediğim gibi Nisan-Mayıs sonrası %15-20'ye varan bir düşüş bekliyorum ben Nisan'da. Muhtemelen bir önceki en iyimser ihtimalle 3500'dir ama benim tahminim 3200'ün altında 2800'lere kadar görebilecek bir düşüş olacak. Senin sorunun kısa cevabı, resesyon riski bence çok yüksek, piyasa bunu fiyatlamıyor.
Şimdi Murat, aslında yıllardır piyasalar hem likiditeye hem de gevşek para politikalarına alıştı. Ardından bunu toparlama, enflasyonla mücadele ve sıkı para politikası derken çok dalga boyunun yüksek olduğu da aynı zamanda sadece hisse senedi piyasaları açısından değil, makro veriler açısından da dalga boyunun yüksek olduğu zamanlardan geçiyoruz. Normalleşmeyi ne zaman görüyorsun? Normalleşme biraz bu senenin ikinci yarısında göreceğimiz konu olacak. Şöyle bir örnek vereyim. Bunu son yayınladığımız 2023 stratejik hisse senedi görünüm raporunda da kullandık. Şöyle bir grafik, Bloomberg'dan aldığımız bir grafik. Bir iki sene öncesine kadar negatif bono veren, negatif faiz veren bono miktarı 18 trilyon iken şu an sıfıra düştü. Bu sıkılaşmanın boyutunu görmek açısından bence son derece çarpıcı. Bu bir anda, yani bir iki veriyle düzelecek bir şey değil. Muhtemelen benim beklediğim Mayıs, Haziran gibi Nisan'dan sonra beklediğim büyük düşüş sırasında sistematik bir takım riskler de göreceğiz. Bunlar private equity tarafında olabilir, emlak tarafında olabilir. Bu sistematik riskleri gören FED muhtemelen faiz artırımlarına ara verecek. Ve yılın ikinci yarısı çok daha ferah, çok daha normal geçecek. Normalleşme biraz daha bu senenin birinci yarısından ziyade ikinci yarının konusu olacak. Hem makro verilerde olsun, belli bir dengeye oturacak. Bu denge biraz daha düşük büyüme ama alışık olduğumuzun biraz üstünde bir enflasyon. Benim adını stagflasyon light verdiğim bir makro çerçevede gerçekleşecek bu dengelerde diye düşünüyorum ben. Murat, çok teşekkür ediyorum aktardığın için ve katıldığın için, değerli görüşlerini de paylaştığın için diyoruz. Yapı Kredi Yatırım'dan baş stratejist Murat Berk'le birlikte önümüzdeki döneme dair de beklentileri aktarmış olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son dakikayı aktaralım. Avrupa Merkez Bankası etkisinden Villaroy tarafından yapılan açıklama var ki önümüzdeki toplantı için yapılan 50 bas puanlık sözlü yönlendirme hala geçerli diyor. Evet, bir tarafta ise Davos'tan gelen sesleri takip ediyoruz. Ayrıntıları almak üzere şimdi kameralarımızı Davos'a çeviriyoruz. Davos'tan herkese günaydın. Açıl Sezen'le birlikteyiz tekrar. Bugün yine önemli bir ve yoğun bir gündem var önümüzde. Ama dünden çok kısa bir toparlama yapmak gerekirse, özellikle dünya liderlerinin de çeşitli mesajları ama kolektif mesajları daha ziyade ön plana çıkmıştı. Burada iklim krizi, ekonomik koşullar, arz sıkıntıları, enerji tarafı ve kaynakların etkin kullanımı konuları konuşuldu dün gün boyunca. Teknoloji tarafı da önemliydi. Biraz Açıl anlatacak. Hemen kendisine dönelim. Açıl, günaydın tekrar. Şimdi teknolojinin altını çizmek lazım. Bu konudaki gelişmelerle ilgili senin elinde önemli notlar var dünden. Şimdi şöyle, aslında burada en çok konuşulan konulardan bir tanesi yapay zeka, zeka kullanımı vesaire. Bunlar aslında normal şartlar altında hani düşündüğün zaman biraz entelektüel tartışmalar gibi geliyor olabilir ama hakikaten birkaç sene içerisinde Türkiye'de acil hareket etmezse ciddi problemle karşı karşıya kalınabilecek alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun içerisinde her teknoloji şirketinin kendi alanını seçtiğini görebiliriz. Google'ın mesela özellikle yapay zeka konusunda çok fazla ön plana çıkan çalışmaları var. Metaverse ve yine yapay zeka üzerine çok doğrudan çalışıyor. IBM dün quantum computing üzerine burada inanılmaz önemli şeyler, gelişmeler yaşanacağını söyledi. Kısa bir süre içerisinde kriptografiyi çözebilecek, hatta şu anki kapasiteyle bile kriptografiyi çözebilecek düzeye gelindiğini söyledi. Qualcomm'un CEO'sunun dün burada önemli açıklamaları oldu. Özellikle çip teknolojisiyle ilgili. Ama temelde şunu söyleyebiliriz. Teknolojinin buradaki tartışılma teması her bir ürün özelinde konuşulabilir. Fakat şu çok net.
özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çekişmeden dolayı Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyasının çok net bir şekilde teknoloji transferini Çin'den Hindistan'a kaydırmaya başladığını görüyoruz. Dün Hindistan'ın teknoloji gruplarından en büyük teknoloji grubu Bharti Group'un CEO'su da burada yine konuştu. Onunla da konuşma şansı bulundu. Onun söylediği şey şuydu. Biz şu anda 5G teknolojilerinde sıfır Çin teknolojisi kullanıyoruz. Özellikle çekirdekte asla Çin kullanmıyoruz. Diğer teknolojilerimizde yaklaşık %20 kadar var. Huawei ve ZTE'nin teknolojileri, ama bunları da sıfırlayacağız çok kısa süre içerisinde. Amerika'nın buraya doğru dönüşümü sağlamaya çalıştığı çok net. Diğer taraftan yine teknoloji konusuna değinmişken, özellikle Google'a yakın bazı kaynaklarla görüşme şansım oldu benim dün. Ve oradan çıkan önemli mesajlar var. Türkiye operasyonuna da ilişkin önemli mesajlar var. Bilindiği gibi Google'ın daha önce burada Türkiye'de rekabetle ilgili bir ceza süreci yaşanmıştı. Ayrıca yine benzer şekilde cloud computing'de, bulut bilişim teknolojileri, Türkiye'nin bir talebi var. Serverların Türkiye'de bulunmasına ilişkin. Bu tür talepleri de sorma şansına sahip olduk Google'a yakın kaynaklara. Onların söyledikleri şeyler şu. Birincisi rekabetle ilgili de, diğer unsurlarla ilgili de bizim web'i ücretsiz olarak insanların kullanmasını sürdürebilmek için buradaki gelirlere ve buradaki sistematiğe ihtiyaç var. Dolayısıyla bizim burada üzerinde çalıştığımız ana tema budur. Rekabetle ilgili, diğer unsurlarla ilgili diyaloğu hükümetle doğrudan kurgulayarak götürmeye çalıştığını anlıyoruz Google'ın. Bizim kaynaklardan edindiğimiz bilgi buna işaret ediyor. Cloud computing'de, yani bulut bilişim teknolojilerinde serverların Türkiye'de konumlandırılması sadece Türkiye'ye has bir talep değil. Diğer ülkelerden de benzer talepler geliyor. Biz orada yerel ortaklarla çalışarak bu işi çözebiliyoruz diyor o bizim konuştuğumuz Google'a yakın kaynaklar. Dolayısıyla Türkiye'de de böyle bir yerel ortakla belli başlı unsurları Türkiye'ye taşıyacak şekilde hareket etme imkanı olabilir gibi görünüyor Google açısından. Son derece önemli. Elinde başka herhangi bir not var mı? Ben biliyorum bugüne dair özellikle Hindistan, Japonya, biraz hem ekonomileri hem bu konuda bahsettiğin konulardaki gelişmelerle ilgili oturumlar da olacak. Aynı zamanda parasal genişleme bir yeniden geri mi dönüyor, yoksa patlamaya hazır bir bomba mı oturumu da takip edilecek. Bankacılık sektörünün özellikle içinde bulunduğumuz koşullardaki durumunu tartışılacağı bir oturum var. Biz de bütün bunları takip ediyor olacağız, ama senin eklemek istediğin son bir şey yani var mı? Yani burada özellikle hem Goldman Sachs'ın hem City Group'un hem aynı zamanda UBS'de Bank of America Merrill Lynch'in CEO'ları var. Dolayısıyla onlardan gelen açıklamaları yakından izlemek gerekecek bugün itibariyle. Özellikle bilançolarda geldiği ve ciddi bir ayrışma olduğu için orası tartışma konusu. Birkaç çok küçük notla bitirelim. Özellikle Türkiye konuşuluyor dedik. Türkiye ile ilgili konuşmalar, Türkiye'de hani bir kamu varlığı yok Davos'ta. Fakat özellikle İsveç ve yine Finlandiya başbakanlarından gelen açıklamalar var. İsveç Dışişleri Bakanı ve Finlandiya Başbakanı'ndan. Özellikle NATO çerçevesinde ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, dolayısıyla kendi listelerinde yapılacak başka bir şey olmadığını söylüyorlar. Sadece Türkiye konusuyla ilgili olarak söyledikleri, biz burada doğrudan Türkiye'nin ismini vererek değil ama herhangi bir engelle karşılaşmak istemiyoruz. Bu noktada da herkesin benzer şekilde adım atması konusunda beklentimizi dile getiriyoruz diyorlar. Üç aşağı beş yukarı böyle söyleyebilirim. Peki. Bittiyse, süre bitti mi? Var mı bir iki dakikamız daha zannedip? Peki, alalım. Özellikle enerji de burada çok konuşulan konulardan bir tanesi. Alman Enerji Bakanı'nın, Alman Maliye Bakanı'nın açıklamaları oldu. Onun söylediği şey de Almanya bundan sonrası için enerjide herhangi bir sübvansiyona gitmeyecek diyor. Farklı modellemeler üzerinde tartışılıyor, onu da söylemiş olalım. Peki, çok teşekkürler Açıl Sezen'e. Hemen İstanbul'a dönüyoruz, tekrar görüşeceğiz efendim. Ve böylece yatırım kulübünü noktalıyorum. Sözü Focus programına bırakıyorum. Hoşçakalın.